Şeker almıyordun değil mi? Evet, ne konuşacağız? Önce geldiğin için sağ ol. Sonra? Özür dilerim. Duruşmadan önce karşı karşıya gelip söylemek istedim. Gerçekten çok üzgünüm. Sizinle çarpışacak gücüm yok benim, biliyorsun. Davayı kaybedeceğim kesin. O tazminatı hayatta ödeyemem. Ne olur Nihal, ne olur affedin beni. Babam senin paranı istemiyor zaten. Doğrudan bir kuruma bağışlayacak. İftira attın. Cezasını da çekeceksin. Fazlasıyla çekiyorum zaten. Behlül'le aramızda bir şey olduğunu sana düşündüren şey ne? Onu merak ediyorum ben. Bir değil, bir sürü şey. Hem de. Çok yakınsınız bir kere. Aynı evde yaşıyoruz biz. Tabii ki yakın olacağız. Dışarıda da hep beraberdiniz. Behlül hoşlanmadığı biriyle hayatta çıkmaz. Bu da bir sebep değil. Benim hakkımda bir şey mi söyledi sana? Konuşmalarından mı çıkardın? Belki de, bilemiyorum. Ya niye başka birilerini değil de beni kıskandın, ben de bunu bilmek istiyorum. Dedim ya, bilmiyorum. Ben öyle hissettim. Başkalarına gelince onlar her zaman vardı. Şu anda da var. Olabilir. Amerika'ya kafa dağıtmaya gitti. Behlül'ün burada olduğunu biliyorum. İnanmazsan inanma. Amerika'da o. Değil. Sen de bilmiyorsun galiba. İstanbul dışında bir evde saklanıyor. Hadi canım. Niye saklansın bir kere? Yalnız değil çünkü. Biriyle birlikte. Herkes Amerika'da olduğuna inandırıp gönlünce yaşıyor orada. Üf, saçmalama vallahi, yeter. Kaldığı yeri de biliyorum. Ortak arkadaşlarımız var. Attığı her adım geliyor bana. Bir ev kiraladığını duyunca anladım hayatında yeni biri olduğunu. Behlül bu. Herkesi kandırıyor. Herkesi aldatıyor Nihal. Eğer aranızda bir şey varsa... Yok. Varsa senin de çok canın yanar. Haberin olsun. İnanmıyorum ben senin söylediklerine. Yani şu ev meselesi çok mantıksız. Öyle mi diyorsun? Tamam. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun? Dur. Evin resimlerini de göstereceğim sana. Güzel yer değil mi? Tam aşk yuvası. Behlül böyle bir yerde duramaz bir kere, patlar. Yalnız patlar, evet. Ama değil. Eminim çok güzel vakit geçiriyordur. Dur bakayım, neresiymiş burası? Oo, uzakmış. Evet ama iyi. Şehre hem yakın hem uzak. Bu resimleri de ispiyoncularım mı yolladı? Arkadaşlarım. Atma bir kere. Behlül eğer gizli saklı bir şey yaptıysa bunu kimseyle paylaşmaz. Sana yetiştireceklerini düşünür çünkü. Bir yerde yanlış yaptı işte. Yalan söyleme. Ev internetten kiralanmış. Behlül'ün mailine girdin. Yok canım. Daha neler, şifresini bilmiyorum ki. Biliyorsun. Bu yaptığın çok ayıp ama. İnsanların hayatına böyle sızmaya hakkın yok. Onun da bana bunları yaşatmaya hakkı yok, tamam mı? Daha biraz önce özür diledin. Bu ne peki? Resmen taciz. Bunun için bir davada Behlül açsa kazanır. Dur. Ben de aptal gibi seni dinliyorum burada. Nihal bir dakika. Yazık vallahi. Çok yazık. Thank you.
Müzik